Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi dünkü dersin devamı ama dünkü ders değil. Devam derken kaldığımız yer o konu değişti. Bu şu. Bir şeyi fark edenin fark ettiğini hayatında gözüküyor, gözükür. Birisi, yani ustad diyelim ki konu o, burada, dünyada, dünyadaki olayları yorumlarken veya dünyadaki olayları yorumlarken dünyanın malzemesini kullanmıyor. Ölçüsünü kullanmıyor. İşte bugünkü ders ilginç o konuda. Şöyle mesela bak. Bu nedir? Şeftali değildir. Peki nedir? Armut da değil. Bunu diğerlerine kıyas edersiniz, hiçbirisine farklı olduğundan buna bir isim verirsiniz. Bunu bununla belirlersiniz. Bu eşya böyledir. Mesela insan da böyledir, yani cismi böyledir, cismi. Bu kimdir? Köpek değildir. Hasan ağaç değil, bu ağaç değil. Kedi değil, maymun değil. Çakal değil, domuz değil, ay değil, deniz değil. Yani nedir? Bir isim koydu, insan. Bu kolay. Fakat ruhu yorumlamak, ruhu yorumlamak, bak şimdi. Ruhsal hakikati yorumlamak, ruhu anlamak, ruhun ruhun yapısı içerisinde konuşmak için dünyevi malzemelerle olmuyor. Yani armutla olmuyor, yer çekimi kanunuyla olmuyor, fizikle olmuyor. Çünkü insanın ruhu fizik değil. Fizikle izah edemezsiniz ve mutlu da edemezsiniz. İnsanın ruhu kimya değil, insanın ruhu biyoloji değil, insanın ruhu matematik değil, insanın ruhu ekmek değil vesaire. Dolayısıyla ruhu bu dünya cinsinden olmadığından ruhsal yapıyı bu dünya malzemeleriyle izah edemezsiniz. İşte anlatacağım şimdi. Üstad Hazretleri, tabii biz orada yürüdüğümüz için takipçileriz inşallah. Peygamberler tabii, büyük zatlar, İmam-ı Rabbani Hazretleri vesaire. Hepsini de kastederek söylüyorum. İnsanı yorumlarken, izah ederken insanı, hani hususu konuşuyorum biraz size. Veya insanın davranışlarını konuşurken dikkat edin, buranın bizim doğrularımıza çoğu zaman ters düşüyor. Haklı olsan da diyor, yüz çevir git mesela. Yani ruhu yorumlarken buranın malzemesini kullanmıyor. Ona ait yer okuyacağım. Bize tuhaf geliyor. Çok tuhaf geliyor. Bu da bana şu veriyor. Ötelere geçtiğini nereden biliyoruz? Burada konuşurken burayı konuşmuyor ve buralı değil. Konuşmasından, gidişatından, yorumlamasından, olayları çözmede kullandığı şablona bakılırsa buralı değil. Mesela bakın, 244'ten birinci emirdandan, oraya atlayayım da çünkü unuturum diye burayı çabuk yapayım. Bak, yani dünya cinsinden bir yorum mu bu şimdi? İnsanlar bak ne istiyor? Yoruma bak. Sonra en zayıf bir damar insanı olan şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş
ihanetler, tahkirlerle, damarıma dokunduracak işkencelerle dahi hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Şimdi bu asrın ve bu asırda ve bu dünyada yaşayanlar şan-ı şerif için neler yapmıyorlar? İki, rütbe için neler yapmıyor? Hayal edebiliyor musunuz? Şöhret için, uyduruk kelime ile yıldız olacağız diye. Yani yıldız, yani herkes nereden olursa olsun kafasını kaldırdığı zaman gözüken cisim olduğu için varlık yıldız diyorlar. Hem de insan üstü diyor. Oysa insanlığın en aşağılısını yapıyor. Namussuzluk yapıyor. O konu da biliniyor. Yani ben namussuzluk yaptım ama dedi. Şöhret oldum. Bakın, bu noktadan bakın biraz önce, 5 dakika önce konuştuğuma. Yani buradayken buranın doğrularını kullanmıyor. Bak, insanın en zayıf damarı, damar insanı olan şan-ı şeref ve rütbe kazanmak. Dün şeyi okumuştuk. İnsanın birinci zayıf damarı hissi, nefsi, cismani, sihat. Sihata bela diyor. Bu tabirde buralı değil. Buraya benziyor mu Abdülkadir? Sihat belası diyor. Gençlik belası diyor. Değil mi? Acayip bir şey değil mi? Garip yani. Mesela buranın sihatı diyor, sihatlı oluşu, ahiretin ebedi hastalıklarıdır, oluyor diyor çoğu zaman. Sihatlı adam kahveye gidiyor, gayrimeşru iş yapıyor. Ebedi hasta oluyor ahirette. Ekseriyeti mutlaka ile burada hasta olanlar dine daha çok meyilli. Dindar oluyorlar, dine yapışıyorlar. Yani dünyanın hastalığı ahiretin sihatına vesile oluyor. Yani adeta ters orantılı çalışıyor. Abi ikisi de olsa olmaz mı? Olur da ama olmuyor işte. Anladık değil mi? Birinci en zayıf damar, hissi, nefsi, cismaniyet, sağlık, bedensel hayat, ölmek istememek. İkinci zayıf damar, şan-ı şeref. Üçüncü zayıf damar, rütbe. Peki, birincisi neydi? Hissi, nefsi, cisim, ölmek istememek. Hepinize soruyorum. Şeytan üç yerde bunu kullanıyor. Şeytan Adem'e secde etmeyince Allah ne dedi? Söyleyin bakalım, ortalama ne dedi yani? Allah şeytana ne dedi secde etmeyince? Allah şeytana ne dedi? Şeytan secde etmeyince. O sordu yani, seni secde etmeden alıkoyan neydi? Nedir diye sordu. Tamam, çok güzel. Sonra o ne dedi? O topraktan. Ben ateşten. Sonra Allah ne cevap, nasıl bedel öde? Ne dedi Allah ona? Ebedi. İn aşağıya dedi orada. Oradan in aşağıya dedi. İndirdi. Peki, İn aşağıya dediği zaman şeytan ne istedi Allah'tan? Bana müddet ver dedi. Nereye kadar müddet ver dedi? Kıyamete kadar. Peki bu hatayı yaptı. Bu hatayı yaptı. İndi aşağıya, bedel ödedi. Allah daha indirdi. Hükmünü tam vermedi. Şeytandan ne beklememiz lazımdı o anda? Elini kaldırıp. He? Tövbe ve af, istiğfar. Peki, şeytana in oradan aşağıya. Şeytan tam hüküm verilecek. Peki ya Rabbi. Allah inkar etmedi ha şeytan olmak için. Ahiret inkar etmedi. Melekler inkar etmedi. Bizim iman ettiklerimizden iman teklif edilmemiş. Allah'ı reddetmedi, ahireti reddetmedi, kaderi reddetmedi, melaikeyi reddetmedi. Şeytandan ben bunu beklerdim. Lan uy bak, indik aşağına. Bu Allah ya. Allah öyle şey yapılır mı? Elini kaldırıp ya Rabbi, ben nefsime zulmettim. Hata yaptım. Tövbe ediyorum. İstiğfar ediyorum demesi gerekirken istediğine bakın. Kıyamete kadar ömür istiyor. Adem'e dönelim. Adem Aleyhisselam'a. Onu da indirdi dünyaya.
İndirdi. Adem ne dedi? Adem aleyhisselam. Ben nefsime, kendime zulmettim. Zulmedenlerden oldum. Affet beni Allah'ım. Tövbe ve istiğfara sarıldı. Tamam? Bir tanesi af istedi, bir tanesi ömür istedi. Uzun ömürlük istemek şeytandandır. Doğru yaşamak istemek Adem'dendir. Önemli olan uzun yaşamak değil, doğru yaşamak. Uzun ömür demek dünyada bedensel hayatın ikamesidir, devamıdır. Bundan dolayı ölüm haletleri var ya böyle, senaryoları var, atakları var, ölüm korkusu falan. Tamamen söylüyorum. %99 değil. Tamamen ölüm senaryoları, ölüm atakları, ölümle korkuyla alakalı bütün hastalıkların temelinin kaynağı melundur. Ervah habisi olan şeytandır. Ölmek istemeyen odur. Oysa Adem tövbeye sarıldı, istiğfara sığındı ve hayırlı bir hayat sürmesini istedi. Yani burada mesela insanın korku damarı, tamah damarı, şeref damarı, ne kadar zayıf damarlar var. Yani Üstad Hazretleri bu dünyada insanları izah ederken, insanı yorumlarken doğru düşünceyi kazandırmak için buranın yöntemini kullanmamış. Bu insanlar şan-ı şeref, rütbe, derdi maişet, tamah, şöhret, bedensel hayatın ikamesi, bedensel hayatın güzel yaşaması esas iken ötelerde hiç esas değil. Buradakilere hitap ederken yöntem belirliyor. Yani bu yöntem bedensel hayattan çıkma merdivenleri oluyor. Bakın aklımız alıyor mu? Bunu dersi duymadan veya bu yorum yapmadan, yani Furkan Ceyhan, şan-ı şeref insanın zayıf damarıymış. Ama şimdi insanların hedefi olmuş. Ne kadar yaratılış gerçeğine ters düşmüşüz. Peki bedeli çıkmayacak mı? Bedeli mi? Bedeli ne biliyor musunuz? Yiğisin zulümatından öyle kimse ümitsiz oluyor, insanlar ümitsiz ki yiğisin ümitsizliğin zulümatından, iki kimsesizliğin vahşetinden, üç ervah habisenin izacatından. Yani ervah habis izacat şu: ölüm senaryoları, iyi değilim, kötüyüm, kötü hissediyorum. Geçinemiyorum. Bedelleri var. Çünkü sistem bozulunca, sistem bozuldu. Ruh bozulunca anlayış, beden-ruh ilişkisi bozuldu. Bedensel hastalıklar çıktı. Böyle iki bozuk, beden ve ruh bozukluğuyla ailedir, karıdır, kocadır. Nasıl uyumlu olur? Beden ve ruh uyumlu olan uyumlu olur. Eğer bir yerde uyumsuzluk varsa adınız gibi inanınız. Nedir? Hangisi şey? Ya beden ruhu veya ruh bedene mahkum. Anlıyor musun? Yani içsel bir çöküntüyü, böyle bir şeyi yaşayan bir insan nasıl seninle ahenkli olur, nasıl tesanüt eder, nasıl teavun eder, nasıl iştirak amal uhrevi yapar, nasıl bir cemaatta veya ailede huzura sebep olur, bir yuva kurar. Hemen aklı olumsuz, hep olumsuz. Ayrılayım, boşanayım. Vur onu, çak onu, git bırak onu. Hayattan bıktım, usandım, batsın bu dünya. İnmek istiyorum, ineceğim. Karanlık, gecelerim şu. Hep bu. Bak. Diyor ki, insanın, benim gizli düşmanlarım da diyor bu zayıf damarından istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Yani insanı gemlemek için böyle atı gemlerler ya, diksik diksik.
Ehli dünya baktı ki zaafı ne? Hissi nefsi cismaniyetine şey yaptılar, zehirlediler. Baktı ki bedensel bir hayatı esas yapmamış. Sonra zayıf damarını devam ettiler. Sonra ikinci bir pompa yaptılar, iğne. Yani şey, iğne derken baktılar ustad bedeniyle alakalı bir yaşantısı yok. Bedenin esas yapmamış. Yani cesedine yutturmamış ruhu. İkinci zayıf damar insanın korku. Korku damarı. Korku aklidir. Haf kalbidir. Yani korku. Üçüncüsü tama. Yani tama nasıl bir şey biliyor musunuz? Artık hani bir Anadolu'da bir laf var. Zengini doyuramazsınız. Veya tatmin edemezsiniz. Memnun edemezsiniz. Çünkü tok. Tama psikolojisini söylüyorum size. Ben böyle kitabı okuyup mutlaka bilin bu söylediklerimi. Yaşıyorum. Yaşadıklarına şahidim. Onlarla beraberim. Tama hastasına düçar olanların ileri safhası şu. Artık hayata o kadar doyumsuz, o kadar tatminsiz ki artık hiçbir şey ama hiçbir kalem değil, uçak bile versen artık doyum yok. Suya şeker attın, eridi. Biraz daha attın, eridi. Biraz daha attın, erimez daha. Doyumu acı. Ne kadar koy, artık orada yığılır. Bu onun belası. Dünya perestliğin belası. Allah Allah. Sonra üç, şan-ı şeref. Şey, dört. Birincisi, hissi nefsi cismaniyet, cesedi hayatı esas almak. Aman ha, ödü patlıyor. Cesedi bir şekilliyor. Gelir mi diye. Ruhundaki zaafları, çöküntüleri, günahlarla onu kale almıyor. Hani demiştim, hatırlar mısınız? Kim Azrail? Ruh, Azrail aleyhisselam geliyor cesetten, ruhu çekip alıyor ve ruhu kurtarıyor. Bundan korkuyor, kurtarıyor yani, kurtarıcın. Sensin o çünkü. Günahlar ise ruhu öldürüyor, cesede gömüyor. Ondan korkmuyoruz. Ruhu öldüren günahlar mıdır, Azrail midir? Günahlar. Peki o zaman ruhun Azrail'i günahlardır. Ne Azrail'den korkuyorsun ki? Ha, bu el çabukluğu marifet, bu korku, ölüm korkusu şeytandandır. Çünkü şeytan olduğu zaman, in aşağı dendiği zaman tövbe yapmadı, istiğfar etmedi, ömür istedi. Uzun ömür istemek hayırlı ömür değil. Uzun ömür ise şeytandandır. Şeytan söylettiriyor sana onu. Allah Resulü Azrail aleyhisselam geldi. Niçin istemedi? Ya Resulallah, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, Allah seni muhayyer kıldı. İstersen verirsin bana. İstediğin kadar devam etmeni mühlet verdi. Allah Resulü, hayır. Allah'ın hükmüne, sonunda gitmeyecek mi? Allah'ın hükmüne, Allah ne dedi? Allah böyle dedi ama diyor, o müsaade ederse, böyle bir Allah yani. Böyle bir Allah. Yani tövbe estağfurullah. Yani acayip ya, insan böyle o Laz dediği gibi hani böyle bir sarılasım geliyor sana. Böyle bir Allah yani. Bu kadar nasıl bir şey olur? Anlamıyorum yani. Allah bu nasıl kuluna şey yapıyor hükmünü? Ne git, ne diyorsam olsun. Git. Müsaade ederse al. Eğer etmiyorsa istediği kadar kalsın. Ya Cebrail kardeş, Allah'ımın hükmü neydi? Gelmeni istedi. Ama dedi ki istiyorsa kalsın. Hayır. Suçu işledi Adem aleyhisselam. Nefsime zulmettim dedi. Tövbeye ve istiğfara sarıldı. Şeytan indi aşağıya. Suç yaptı. İndi aşağıya. Tövbesini beklerken uzun ömür istiyor. Ya bize bir psikoloji, bir veri vermiyor mu ya? Bunlar niye söylenmiş? Uzun ömürlü istemek şeytandandır. Endişe etme. Cibetensel hayatı istemek ondandır. Tövbe ve istiğfar Adem'dendir. Allah'ın hükmüne razı olmak Muhammed'dendir.
Muhammedidir yani bu meşrep. Allah ne demişse o. Birinci zayıf damar, bedensel hayat. İkinci zayıf damar, korku. Üçüncüsü, tamah. Yani hesapsız ister tamam da aldın. Bunun bedeli ne tamanın? Anlattım ya, bir daha bir cümlesinde söyleyeyim. Artık o bedbindir. Ne verirsen ver, araba değil uçak koy, artık onu memnun etmenizin ihtimali kalkmış. Bunlardan dolayı aileler dağılıyor. Ne etti? 2, 3, 4, şan-ı şeref. 5, rütbe. 6, benlik. 7, enaniyet. 8, menfaatperest. 9, nefsi ve hissi hayatı esas almak. Herkesi ona uydurmak. Kendi küçük hayatını merkez yapıp dairesini herkesi koymak. Emir Dandan okuyorum. Fethi abi. Çalışarak tak 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 getiriyorum. Bu ötelere taşınmanın, bedensel sihatın, ruhsal sihatın, ruhu bedenden kurtarmanın yöntemi bu. Millet dese, bu dersi dinlese var ya, ya manyağın birisi ya. Millet şöhret penesine, şan-ı şeref ve rütbe peşine koşarken ustad, bu insanın zayıf damarı kuyusudur diyor. Ters bu işte. Ters olunca neticeye bak. Peki, bir ağaç hakkında armut mudur, şeftali midir? Canlı mıdır, cansız mıdır? En güzel delili nedir? Baharı bekle, armut veriyorsa şeftali değildir. Peki, ustad diyor ki insanın zayıf damarıdır ve tuzağıdır. Ne şan-ı şeref, rütbe. Peki, öyle olduğunu nereden biliyoruz? Neticeye bak. Şu şöhrete müptela olup da namusun her şeyini verenlerin durumuna bakın. Pespaya bakın. Ay geçen bir tanesi işte Yeşilçam'daki bir artistlerden bir tanesi ölmüş. Bir kardeşi bunu anlatırken kendisi söylüyor. 2 gün mü, 2,5 gün mü, 3 olmamış tam. Ölü bulunmuş. Kimsesi yok ki, bir kadın. Kokmuş. Kokusundan şey yapmışlar. Kimsesi yokmuş. Şırlık, onun kimi olur? Hani bir ara yıldızdı, şimdi de yıldız oldu. Cesedi koktu diye. İşte Üstad Hazretleri burada, buralı olmayan ruhu esas alıyor, buranın insanına oralarla yöntemler geliştiriyor. Yani Kur'an tabii, Kur'an ışığında. Tabii ki Kur'an da, ama bize bu asrın ifadesi. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde korkudur. Bir halt edemediler. İdamlarına 5 para vermediğimizi anladılar. Sonra insanın bir zayıf damarı derdi maişet damarıdır. Ve tamah cihetinde sorguladılar. Çok sorguladılar. Nihayetinde o zayıf damardan da bir şey çıkaramadılar. Böyle bir tefsir olur mu? Bu ne biçim tefsir ya? Hayatın kendisi. Bir tanesi yazıyor. Ya diyor. Şey diyor. İslamsız oğlunun adamları. O da yazmış. Ya Risale tefsiri. Neredeyse tefsir diyor ya. Kendi haletlerini anlatıyor diyor. Böyle tefsir olur mu diyor. Kur'an'ı bilmiyor ki. İki çeşit tefsir var. Bir rivayet tefsiri, bir de dirayet tefsiri. Şii olunca bilmezsin ki. Rivayet tefsiri. Fatiha'dan girip Nas'tan çıkarsın. Ondan sonra onun ayeti ayetlerle, ayeti hadislerle izah edersin. Nasih mensuh var mı? Usul nedir? İlmi kelam kaidelerini izah edersin. Bunun adı rivayet tefsiridir. Dirayet ise asıl imamlarının tefsirleridir. Cemiyete bakarlar. Kur'an'a bakarlar. Böyle bir cemiyetin dersi nedir? Sırf onu verirler o asra. Bunun adı dirayet. Risale-i Nur bu cinsten tefsirdir. Peki, hissiyatları anlatıyor. Kendi şahsında, ruhunda genelliyor. Var mı böyle bir Kur'an? Kur'an'daki kısalar bu. Yusuf'un zatında, yapısında, sisteminde, kısa Yusufiye'de genelliyor. Kanuniyetleri anlatıyor.
Mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatında ve asasında, 12 çeşme çıkmasında, Salih Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın zatı mı nazara veriliyor zannediyorsun? Onun hayatı, kısası kanuniyetlerle doldurularak bize takdim ediliyor. Bu asrın Musa'sı ve bu asrın Firavun'u. Sen Musa'yı tarihin derinliklerinde ararsan bu asrın Firavun'unu bulamazsın. Hayatın kendisi. Tefsir böyle olmalı. Yani ben camiden ve sohbetten çıktığım zaman cami veya dershane cemiyette kopuk olmamalı. Hristiyanlıkta kilisede içki veriliyor. İsa Aleyhisselam, yani Tanrı, Tanrı'nın hediyesidir. İçkiye batırılmış ekmek veriliyor. Dahinlere katılıyorum Avrupa'da, biliyorsunuz. Tütsü yapılıyor böyle şeyle. Bir de şaraba bandırılmış ekmek var. Yiyorsun, dışarıya çıkınca polis diyor ki gel buraya. Niye içkili araba kullanıyorsun? Niçin? Kiliseyle hayat kopuk. Hayat, Risale-i Nur'la Kur'an, yani Kur'an gösteriyor. Hayatın ta kendisi. Şimdi bu dersten çıktıktan sonra hayattan kopuk mudur? Hayatı daha çok güzel yükleniyorsun. Daha güzel yöntemlerle kullanarak şerh edip izah ediyorsun. Bunu bilmesen, bak şan ve şeref perdesi altında, rütbe perdesinin namusunu vermiyor. Namusunu veriyor. Kişiliğini veriyor. Hiçbir özelliği kalmıyor. Bu mu şöhret olmak? Yani her şeyini vermek mi yıldız olmak? Her şeyini paylaşmak mı yıldız olmak? Yani ruhu öldürmek mi yıldız olmak? Cesedi esas almak mı yıldız olmak? Onu anlatıyor. Diyor ki Allah Allah. İnsanın bir zayıf damarı, derdi maişet ve tamah cihetinde çok sorguladı. Bu ne kadar rezil bir şey biliyor musun? Derdi maişet, yani tamah, doymamazlık. Adama bugün anlattı. Mübalağa etmiyorum. Diyor ki ne dedi diye, sirkecinin yukarısında iş hanı var adamın. Diyor ki acayip bir şey, 23 milyar taksiyle geldim de, 23 milyar babası iş hanlarından kira alıyor. Yani o ne kadar alıyor orada. Ve yetmiyor diye alıyor diyor babam. Bana ne diyor, çalıştırıyor takside diyor. Takside çalışıyor. Git ekmeğin seni çıkar. Yetmiyor mu? Yetmiyor dedi. Niye bilmiyorum dedi. Ve tabii ona buna da veriyor vesaire ama yani... Doymak, yani fakir olmak, zengin olmak zannediyor musunuz ki servetledir? Cebime koydum, zengin ol. Değil. Zenginlik, fakirlik burada. Burada, burada. Doymama. Mesela çalışıyor, ediyor, ömrünü veriyor. Bu sefer torununa da daire yapmaya çalışıyor. Sanki başkasına endeksli bir hayat. Ne derler diye yaşıyor, ne derler diye giyiyor, ne derler diye torununa, çocuklarına şey yapıyor. Ya kardeşim sen ne diyorsun? Sen ne istiyorsun? Hiç kendini sordun mu? Hep ne diyorlar diye yaşıyorsun. Ben ne istiyorum demedin ki hiç. Bak, sizin bir tanesinden dinlemiştim. Sonra şöhret olup da sonra İslamiyet'e dönmüş. Gecenin toplantılarımıza diyor, tuvaletimiz geriydi benim diyor. Gidemezdim diyor. Çünkü gittiğim zaman arkamdan konuşacaklardı. Ne diyecekler diye. Onun içine tutardım diyor. Çıldırırdım öyle diyor. Gidemiyorum, gidip geleceğim. Benim aleyhime konuşacak biliyorum diyor. Onun için gidemedim tuvalete. Ne derler diye. Ya. İnsan derdi maişet. Tulu emel ya. Ne olacak? Kabir hayatı ne olacak? Onu endişe etmiyor. Sonra tamah cihetinde çok sorguladılar. Nihayetinde o zayıf damardan bir şey çıkaramadılar. Sonra onlarca tahakkuk etti ki onlar mukaddesatını feda ettikleri dünya malı nazarımda hiç emniyeti yok. Ve çok vukuatlarla onlarca da tahakkuk etmiş. Hatta bu 10 sene zarfında 100 defa yaşanan bir şey, yani dini yaşayarak gösteriyor. Yaşantı kesitlerinden gösteriyor dini. Peki bilgi aktarsa buna müceredat deniliyor. Yani müceredat-ı sırfa da olabilir. Yani hayattan, varlıktan kopuk düşünceler. Bu da felsefe işte.
Ne işime yarayacak? Bir sürü yığınakta oldum. Yani yaşantı buna delil nedir? Kısa, peygamber kısaları buna delildir. Yani şöyle diyebilirdi. Yusuf Aleyhisselam'la anlatılmak istenen olayı Yusuf'suz anlatamaz mıydı Allah? Anlatır. Yusuf'la anlatılıyor. Yani tiyatral, tiyatrosal yapıyor. Yani dram yapıyor. Tiyatro yapıyor. Hayatla anlatıyor. Yaşantıyla anlatıyor. Yaşanan bir dünya. Çünkü insan diyebilir yani o bir iddiadır, bir felsefedir, bir ekoldur veya bir anlayıştır der. Ama bu şimdi diyemez. Bir yaşantıdır bu. Yaşantının kendisidir Yusuf. 11 tane kuyusunun üzerinde 11 tane kardeşi yok muydu? 11 süfli sıfattır. Kuyu işte bedendir. 8. söz. Yusuf ise ruhtur. Ondan sonra anlatıyor. Ne acayip şey değil. Yani hayatın kesitleriyle Kur'an'ı anlatılıyor. Yani bu sefer insana yapabilme cesareti geliyor. Ve çok vukuatlarla onlarca tahakkuk etmiş ki Kur'an'da da şöyle geçiyor aynı. Ya böyle diyor, şöyle diyor, mudafalar var. Kur'an'da yok mu? Kale Musa, kale Firavun. Kale Musa, kale Firavun. Firavun dedi, Musa dedi. Musa dedi, Firavun dedi. Musa, Musa, Firavun, Firavun. O öyle dedi, bu böyle dedi. Yok mu böyle? Bilmiyoruz ki Kur'an'ı biz. Hatta bu 10 sene zarfında 100 defadan ziyade resmen ne ile yaşıyor diye mahalli hükümetlerden sormuşlar. Ben bunu bir tarih, bir bilgi, yani şöyle yapın diye demiyorum. Ben bu sayfayı, bu Emirdağ 244, yani bu laikaları, hayatın ta kendisi, hayatın peygamber kısaları gibi görüyorum. Ve böyle bak ispat da ediyorum. İnsanın zayıf damarı. Ona has değil bu. Bediüzzaman'a has olsaydı, kendisini hasla giderdi kabire. Beni ilgilendirmiyor ki. Eğer Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı kendisine has olsa ben ne yapacağım bu Süleyman Aleyhisselam'ın kısasını? Yusuf'un kısasını ben ne yapacağım? Şuayb Aleyhisselam'ın kısasını ben ne yapacağım ya? Ne alakası var bu boz bir deve vardı, dişi bir deve, renkli bir deveydi. He? Niye Karun'un devesi vardı? Bağıran, boğurtlayan yani ses yapan Karun'un. Renkli dişi buzaktı. Onu kesin dedi. Yani anlıyor musunuz? Bu laikalar bilinmezse hayatın içeriği yok. Bunun üzerine ne bina edeceksin? Yani laikalar bilinirse sonra sözler, mektubat, demalar, şuaları koyacaksın üzerine. Abi ilk önce tepeden başlarsan temel atmayıp çatıdan başlamak gibidir. Görüyorsun ondan sonra yalpalamaları görüyorsun. Ve böyle böyle. Çok bedihi şeylerde, çok basit, hemen aşması gereken, hemen doğruyu bulması gereken şeyde bir bakıyorsun ki sokaktaki cahilin yapmayacağı tercih yapabiliyor. Diyebiliyor da. Ama bakıyorsun kellim kellim bir adam. Hutbeye çıkan bir adam. Ne bileyim, toplumda saygın değer bir adam. Bilinen bir adam. Gazetecidir, yazardır, televizyonu var, internette var, ne bileyim, radyosu var. Basit basit şeylerde boğulmuş. Sen de diyorsun ki, evet ya, Allah Allah ya. Bu adam bunu nasıl der ya? Çünkü laikayı esas alan bilmiyor ki laikayı. Hatta bunu ders yapanlara da skolastik bunlar. Hala oralardalar mı? Öyle diyorlarmış benim için. Hala oralarda mı? Evet, hala oradayım. Hala oradayım. İnemedim ki aşağıya senin yerine. Yani bu İşte ondan derler, hala orada mı? Laika okumasan diye anlat. Hayatın kendisi. Bu bilinmezse, bilinmez yetmiyor. Yaşanmasa bak ne oluyor. Onun için laika ne kadar önemli. Laika ne kadar önemli. Bak yıldız diyor. Şan-ı şerefe yıldız diyor. Şöhrete yıldız diyor. İnsanın zayıf damarıdır diyor. Aynı tip yani. Bak, değişik işte. Bu bir olmasa nereden bilecektim ben onu? Ne acayip bir şey eser ya. Arkadaş böyle baksanıza bu kitaba böyle. İnsanın zayıf damarını insanlar şey diyor, meziyet diyor. Fesubhanallah, her şey ters birbirine geçmiş ya. At iziyle it izi karışmış. At uçtu, heybe uçtu, tamam. At iziyle it izi birbirine karışmış. İnsanın en zayıf damarı insanın meziyeti olmuş.
hedef olmuş. Şanı şeref. Şanı şeref, yıldız olmak bilmem ne. Bunlar insanın zayıf damarı. Enaniyet, benlik, ben merkezi, ben bilineyim. Esas yapılmış. Oysa bunlar tuzak, bunlar kuyudur diyor. Alçalmış olmanın özelliğidir. Bedenini satıyor. Ruhunu satıyor. Her şeyini satıyor. Buna mukabil bilineyim. Bilinsen ne olacak lan? İşte bu, işte bu. Bu bak nasıl yorumluyor. Abi bir cümle okuyabilir miyim? Diyor ki, acaba ben mi divane olmuşum ki bütün dünyayı kendiyle meşgul eden bu hadisata bakmıyorum, ehemmiyet vermiyorum, yoksa insanlar mı divane olmuşlar? Kaçıncı sayfa? 55. Emir daha bir değil mi? Bir, evet. Acaba biz mi manyak olduk? Hepten deli olacağım ya. Çünkü haberleri Nurcu'ya diyor. Bak, kastan burada mı? Nurcu'ya diyor ki, şu laikalarda, Kastamonu Emir'den, siz bana söyleyin, bende mi bir delilik var? Siyasete girmeyin, meşgul olmayın, haberlere dinlemeyin kadar, bu kadar şiddetli ve çok tekrarlı hangi mevzu var? Var mı o kadar bir mevzu? Yok. Sırf Kastamonu laikasında siyasete girmeyin, meşgul olmayın ha, kaç tane mektup var diye sırf mektupları, mektup sayısını okuyayım bak. Kaç tane biliyor musunuz? Kaç tane olduğunu yazdım. 38 sırf Kastamonu'da. 117, 122 siz sayın kaç tane oldu. 137, 146, 150, 207, 240. Kaç tane olmuştur? He? 10 tane. Bak. Ondan sonra Emir Dağı'na bakalım. 10 cümle değil ha, mevzu değil. Mektup. Tümünen mektup. Emir Dağı 1 okuyor. 38, 48, 56, 160, 180, 209, 272. Emir Dağı 2'ye geçmiyorum. Bu kadar mektup var. Peki bu kadar ısrar senin için bir şey ifade etmiyor mu? Aklını dağıtır manevi bir divane olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. %90'ı nefs emaresini Allah diye tapacaklarını hep harice söylüyoruz. Peki insanın en zayıf damarından devam ediyoruz. Saat kaç dakika oldu? 50 dakika oldu. Hızlı bir okuyayım şurayı. Sonra en zayıf bir damari insanı olan şan-ı şeref ve rütbe noktasında bana çok elin bir tarzda o zayıf damarımı tutmak için emredilmiş. İhanetler, tahkirler, damara dokunduracak işkencelerle dahi hiçbir şeye muvaffak olamadılar. Ve katiyen anladılar ki onların perestiş ettiği dünya şan-ı şerefini bir riyakarlık, şan-ı şereflik bir riyakarlık ve zararlı bir hot vuruşluk biliyoruz. Bak nasıl yorumluyor. Peki bunu bilmesek? Demek ki yıldızsa çok makbuldur. Çok kıymetli bir adam veya kadındır. Ustad ne diyor buna? Hayır diyor. Onların perestiş ettikleri şan-ı şeref bir riyakarlık ve zararlı bir hot vuruşluk biliyoruz. Olmasa nasıl bilecektik bu konunun Furkan'ı? Nasıl anlayacaksın bunu? Onların fevkalade emniyet verdikleri hubuca makam sevgisi ve şan-ı şerefi dünyeviye 5 para emniyet vermiyoruz. Belki onları bu cihette divane biliyoruz. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle, şimdi bize dayanıyor bak. Biz de zayıf damar sayılan, bizde zayıf damar neymiş bakalım. Dedektörle bakıyor şimdi usta. Zayıf damar neymiş bak. Fakat hakikat noktasında herkesin makbulu ve her şahıs onu kazanmaya muştak olan manevi makam sahibi olmak, evliya olmak, insanların düşüncesini sezmek. Ya ne bileyim, manevi makam sahibi olmak bizim de tuzağımızmış. Onun peşinde koşmak.
Allah Allah ya. Deli olacağım ya. Ama herkesin makbulu ve dinde yasaklanmamış. Evet. Ama bizim tuzağımız. Abi dinde yasaklanmamış. Bize nasıl yanlış olur? Din yasaklanmamış bir şey. El cevap. Zekat, fakir zekat alamaz mı? Hakkı değil midir Allah'ın dininde? İstisnası var. Ali Beyt'e haram alamaz. Ne oldu hani? Fakir de olsa ölse bile ancak zerret kadar alır. Ali Beyt Allah Resulü'nün neslinden misin? Şansın yok. Niye? Zekat alamazsın. Çünkü niye? Buna bak, niyesini bir tanesini söyleyeyim. Çok acayip din ya. Bu kadar mükemmel din. O kadar kafama yatıyor ki böyle bir din olur ancak. Eğer zekat müessesesinde Ali Beyt alabilseydi hiçbir fakir fukara kalmazdı. Zekat verenler hep Allah Resulü'nün nesline verirdi. O zaman da zındık diyeceklerdi ki zekat müessesesini Ali Beyt'ine hortum dayattı diyeceklerdi. Hortum garantilemek için yaptı. Nasıl ki ümmi bir zattan peygamber gelince Allah dedi ki bak Kur'an'ı o yazmadı. Ümmi olduğu halde Kur'an'da böyle geçtiği halde kendileri de dediği halde kendi yazdı diyor. Bu münafığa bak yani. Okuma yazması olmadığı halde kendi yazdı dense deniliyorsa ya okuma yazması olsa? Ne? Ali Beyt'e diyor hortum. Hortum bağladı. Onu garantiledi. Ben şimdi zekatım var zenginim. Gider adam Ahmet Mehmet'e verir miyim? Giderim Ali Beyt'e veririm de daha fazla sevap alırım. Ali Beyt'e veremezsin kardeşim. Eyvallah. Veleddanin amin. Günaydın sana. İstersen tunaydın olsun. Bak alamazsın. Ha, nasıl zekat meşru olduğu halde bazılarına haram. İşte para toplamak meşru olduğu halde nurculukta haram. Yan caiz değil yani. Diyecekler aa şeriatın dışında. Lan kardeşim bir daha söylüyorum. Mantığın mı gitti? Art niyetli misin? Fakir zekat alması hakkı iken Ali Beyt alamaz. Yani meşru iken bazı kişiler istisna ediliyor. İslam'da da para toplamak var iken Risale-i Nur hizmetinde, nurculukta para toplamak yoktur. Nasıl yapacak? Nasıl yaparsa yapsın. Yani şu, adam da gelecek. Bu benim dinim. Benim babamdan mı kaldı? Soyumdan mı geldi? Ben buna dini hizmet ediyorum. Kalem veriyorum, yazıyorum, çiziyorum, ders yapıyorum. Sana ne olmuş? Sen de yap. Bana birisi emir mi yaptı? Kendim seçtim. Sen de kendin seç. Sen de kendin. Yani bir web siteleri yapmışlar. IBM galiba o mu? Yani veya Linux. Herkes bir şey ekliyor. Kimsenin değil. Herkesin. Windows'tan daha şey yani. Ötekisi kimse şey yapmıyor ki... Yani bir web sitesi, ondan sonra giriyorsun, sen bir program yazıyorsun. Herkes istifade ediyor. Kimsenin değil. Herkes katkı veriyor oraya. Nurculuk da böyle. Hiç kimsenin değil. Mali umumidir. Bekçiler var ama. Nedir o? Baki hakikatler, fani şahısların üzerine bina edilmediği için herkesin umumi malıdır. Herkes istifade eder. Birisinin şeyi değil. Ama kuralına uyacak, edebiyle uğrayacak, bozmaya çalışmayacak. Bakıyorum, hani bazılar soruyor, dinde para almak var da niye nurculukta yok? Dinde zekat almak var da Ali Beyt'e olmadığı gibi. Kur'an'da da öyle diyor. Yani sizden bir şey istemeyene tabi olunuz. Yasin suresine geçiyordu, nasıldı o? اِتَّبِيُوا مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Sizden bir şey istemeyene tabi olunuz. Kur'an'a soruyoruz. Kime tabi olacağız? İstemeyene tabi ol. Başka bir ayette diyor ki sen bakarsın onların istinalarından dolayı, istememelerinden dolayı sen bakarsın ki zahirde zengin, inceden inceye tetkik yapmasan onların fakir olduğunu anlamazsın diyor. Onlar istemezler. Ya, uysak buna Gülgülistan olur. Ondan sonra ailevi sorunu çekiyoruz. Bak ihanet edenlere nasıl böyle aileleri darmadağın oluyor. Nasıl fatura ödüyorlar. Ailevi fatura ödemelerine bir dikkat edin. Psikolojik veya ailevi sorunlarına bir dikkat edin. Risale'ye ihanet edenlerin bakın bakalım neler başlarına geliyor. Ama hala ıslah olmuyorlar.
Bak ne diyor? Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan fakat hakikat noktasında herkesin makbulu ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak ve velayet mertebelerinde terakki etmek ve o nimet ilahiyi kendinden bilmektir ki insanlara menfaattan başka hiçbir zararı yok. Fakat böyle benlik ve enaniyet, benlik, enaniyet ve menfaat perestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda elbette sırrı ihlasa ve hiçbir şeye alet olmaya bina, hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i maniye ile nurculuk hiçbir şeye alet olmayacak. Sırrı ihlasa dayanan ve hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i maniye ile şahsı makamı maneviyi aramamak iktiza ediyor. Yani velidir uçuyor kaçıyor diye derse gelmeyecek. Benim ihtiyacım var Risale-i Nur. Ben ders yapıyorum. Benim babam malı değil. Ben okuyorum. Ben istifade edebildiğim kadar ediyorum. Sen de et. Böyle bakacak. Yoksa Hasan uçuyor kaçıyor değil ki. Bir kere ben talebeyim. Aramamak iktiza ediyor. Harekatında onları istememek. Yani hizmet ediyorum. Niçin? Evliye olayım. Hizmet ediyorum. Keramet kazanayım. Hayır bunlar istenmeyecek. Takip edilmeyecek. Böyle bir gaye olmamalı. Batıl olur. Evliya olacağım. Keramet göstereceğim. İnsanlarca makbul olacağım. Uçuyor kaçıyor desinler. Hayır. Hakiki bak harekatında onları istememek, düşünmemek lazımdır ki hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. İşte bunun içindir ki herkesin aradığı keşf-i kerameti ve kemalat-ı ruhiyeyi nur hizmetinin haricinde aramadığımı zayıf damarımı tutmaya çalışanlar da anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. Yani bizim ücretimiz ne? Hizmetin kendisi. Hatırladınız mı nerede idi o? He? Bizim ücretimiz nedir? Nerede okumuştuk dün hatırladınız mı? He? Hizmetin kendisi aynı bana ücret olarak gösterildi diyor. Neredeydi? He? Söyleyin arkadaşlar. He? Söyle bakalım neredeydi? 70? Tamam. Neresi ama? 70 kaçtı? 106 abi. He? Emir daha 206. 206 mı? 106. 106 tamam. Ben size niye soruyorum biliyor musun? Bildiğimden değil. Öğrenmek istediğimden soruyorum. Bak bulamamıştım. Diyor ki Rıza ilahiden başka vazifi fıtri ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. İmana hizmet kendisi ücret. Ücret olduğun için hizmet ettiriliyorsun. Hizmet ettiğin için ücretini almış oluyorsun. Hizmetin kendisi ücret. Ama Allah başka bir şey verirse ne ala bilemeyiz. Ya onu yapabiliyorsa ama başarı yani. Bu işte o işte yani. Çünkü herkesin yapamadığı bir şey. Zaten hakim sormuş bu saatlerine. Hani sorular mesleğinle şu İşsiz demiş değil mi hakim evet? Ben duydum şöyle yani. Herkes sorar ya mesela neyim mesela? Emekliyim işte mühendisim doktorum. İman kurtarmak demiş benim bildiğime göre. Hakim de alay etmek istemiş. Ne gibi? İman kurtarmak demiş ikincisinde. Basarak öyle. İkincisinde. Pasaport değil mi? Pasaport evet. Veriliyor. Mesela bak benim şu anda hayatım değil mi? Vakıf. Bak 50 küsur yaşındayım. Bu herkesin dünyayı gaye yaptığı, herkes menfaatı vesaire, arzuları var, hisleri var, özelleri var değil mi? Bitiyorsun. Da insanların imanını kurtarayım. Başka bir şey yok. Maaşın yok. Ha, bu nedir? Bu ücrettir. Niye? Bunu yapabilmek. İman kurtardım işte. Ne kadar bu, ne kadar ücretin şey kendisidir. Nedir o? Ben yaşıyorum zaten huzuru. Huzurlu yaşıyorum. İnsanlara bakıyorum. Boldukları ufak bir bardak su da ben hayret ediyorum. Ha nedir o? Ha ücret aldım. Bununla ücret alınmaz. Kendisi ücret.
İmana hizmet kendisi ücrettir. Ücret olduğu için hizmetçisin. Hizmetçi olduğu için ücretini almışsın. A eşittir B, B eşittir A'dır. İşte o hizmetten zevkleniyorsan işte o zevkler işte, zevkin bu işte. Bu neyle alacaksın ki? Hı. Şimdi kalkacağım. A işte. Yemek de daha yemeden. 2-2,5 saatlik yol. O da gidebilecek miyim karda? Çanakçı'ya derse gideceğim şimdi. Oradan döneceğim. Akşam yatsı arası çocuklara, çocukların kampında ya haşir veya tevhid veya psikoloji yapacağım. Ders yapacağım. 8.30'a Büyükçekmece Tepeci'ye derse yetişeceğim. İkinci bir ders. Kendisi bu ücret. Bir tane bu, bir tane de o, bir tane de o. Açık mı acaba? Ne olursa olsun. Ben açık olmasın. Ahlakım bu benim. Bana dediler ki onu da dedim kapatacağım. Rize'deyiz. Kaptanpaşa'ya derse gideceğiz. Abi dedi 1.5 metre kar var. Yalnız madene kadar açık. Arabayı sürecek zat kardeşim. Sen kafanı karıştırma. Git arabayı ısıt arabayı. Geliyorum çantamı alıyorum. Abi yol madene kadar. Sus! Git indi. Kardeş genç. Bindik arabaya. Aynı anlatıyorum size ha. Aynı. Gitti arabayla. İnan. Yalan mı diyeceğim? Yalan nafsı kafirdir. Bindim arabaya. Bilmiyor muyum kapalı olduğunu? Biliyor. Ha maden fabrikasına kadar açık. Ondan sonra köyler 1.5 metre aç. Ben daha oradan 1 saatlik yola gideceğim köye böyle tarmana. Orası açık olur mu? Aptal mıyım? Biliyorum. Benim bir gayem var. Gitti arabayı sürüyor. Madene geldi. Bitti yol. Hop madene döndü. Yol 1.5 metre böyle. Bana bakıyor. Git daya arabayı oraya. İndim arabadan. Ya Rabbi, yolunu sen kapattın. Ben buraya kadar. Getirseydin gidecektim. Benim bu. Donsam da şey yapsam, ha ben buradan döndüm. Dershanenin odasında, o odadan, o salondan dönmedim. Ben oradan döndüm. Vallahi yaptım böyle. Billahi böyle yaptım. Tallahi böyle yaptım. Belki kaçtı böyle yarım saate yakın. Gittik belki de 45 dakika bir yol gittik. Araba sürdük en az yarım saat. Bir kapalı bildiğim halde dayadım oraya. O şey gibi Fatih şey yaptı ya denize. Dayadım arabayı. Daya bakalım arabayı delikanlı. Tamam abi. Hah, sen otur. Ya Rabbi yolun bu kadar. Benim iş. Fotoğraf çektireceğiz kardeşim. Evet, fotoğraf. Evet. Şak 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 fotoğraf. Ha, yol kapalıymış Çatalca'da. Öyle dediler. Bir metreye yakın şey varmış. Atmış. Ha, olsun veya olmaz. Beni hiç ilgilendirmiyor. O benim işim değil. Kimin işi? Sahibi kimse o düşünecek. Nerede yiyeceğim? Benim de işim değil o. Nerede yemek yiyeceğim? O da benim işim değil. Benim işim kitabımı ayarlayıp gitmek derse. Açmışsın. Orada ne yiyeceğim? Nerede? Hiç umurumda değil benim. Umum kardeşlerimize birer birer selam, aleyküm selam diyeceksiniz. Çünkü kitaptan gelen yazı da nikahta olduğu gibi yazıyla imza, selam da aynı selamdır ustadın. Umum kardeşlerimize birer birer selam, aleyküm selam. Gelecek Leyli-i Kadri her bir nurcu hakkında 83 sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini hakikati Leyli-i Kadri şefaatçi ederek rahmet-i ilahiyete niyaz ediyoruz. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi radiyallahu anh ruhuna El-Fatiha temas-selavat.